Mithat Paşa ve başladı. Stadyum tıklım tıklım dolu. Günlerden beri herkes bu maçı konuşuyor ve Fenerbahçeliler oyuna oldukça baskılı başlıyorlar. Fakat henüz etkili olmuş değiller. Sol taraftan bir atak ve İngilizler de Oks topu ortaladı. Ceza sahasının dışına kadar geldi ve Levent topu aldı. Ancak Levent'ten de yine İngilizler kaptılar. Sağ çıkları Lee'nin ileriye doğru gönderdiği topu Levent uzandı, kesti ve bir faul oldu. Faul atışı derhal kullanıldı Fenerbahçeliler tarafından. Şükrü'nün ters bir şutu direğin bir hayli uzağından avuta çıktı. Ve Coleman'ın bir ortasını seyrediyoruz da Fenerbahçe'ye karşı 1-0 galip durumdalar. Ve top şu anda da Nedim'de. Nedim kayıyor, top mütemadiyen ayağında ama ayağında tekrar dışarıya doğru çıktı. Ceza sahası üzerinde yine bir mücadele Yılmaz'da. Yılmaz uzaktan bir vole yapıştırdı, kaleye doğru uzandı. Ve kafalarda dolaşırken kaleci Möller'ın uzandı ve Hestock da ileriye doğru topu attı. Şükrü sağ taraftan bir açık gibi kaydı. Yaptı ortasını tam ceza sahası üzerinde. Mücadele üstüne mücadele, bir türlü Fenerbahçe beraberliği temin edemiyor. İşte sol taraftan bir atak, bu defa Yavuz uzandı, topu aldı. Degajmanını hemen elle kullandı, sağ taraftan bir korner seyrediyoruz. Ceza sahasında kafalarda top, İngilizler yine uzaklaştırıyorlar. Uzun boylu İngiliz müdafiler uzaklaştırıyorlar. Ancak Fenerbahçeliler bırakmıyor. Top Şükrü'de, bastı topu, düzeltti, baktı etrafına, hemen yanındaki Can'ı gördü. Can'ın hafif bir pası ve kaleci Möller'ın uzandı. Bu arada Nedim'in tepesine çarpan top da dışarıya çıktı. Sol taraftan bir orta seyredik İngilizlerden. Bırakmıyorlar İngilizler. Hemen aldılar topu. Sol tarafa doğru ileriye gönderdiler. Sağ hafları Doyle aldı. O da hemen yanındaki Young'ı gördü. Young'dan yine Doyle gelen topu Fenerbahçeliler kapamadılar. Ve bu arada İngilizler de böylece oyunu iyi yavaşlatmış oldular. Top orta sahada. Orta sahada ve İngilizlerin ayağında. Ortaya doğru geliyor şimdi. Ceza sahasına doğru kaydı. Sol taraftan yine İngilizlerin bir hatanı seyrediyoruz. Ceza sahası üzerinde kaldı. Çevirdiler. Fakat bakalım netice alınabilecek mi? Olmadı. Zira Fenerbahçeliler kafayla topu önlediler. İşte şimdi yine kritik bir durumda. Sol taraftan atak üzerinde İngilizler. Coleman ortaladı. Fakat top dışarıya çıktı. Ve ilk yarıda böylece İngilizlerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bakalım ikinci yarıda Fenerbahçe ne yapacak? Ve Fenerbahçe'nin hakikaten büyük şeyler yapması gerek. Binlerce kişi, milyonlarca kişi bunu bekliyor. İkinci yarı başlamak üzere. Fakat zaman zaman da tabii İngilizlerin şutlarını da seyredeceğiz. Yavuz degajmanını yaptı. İşte yine sol taraftan Nedim dayı kayıyor. Nedim'le mücadele halinde Doyle. Yaptırasını direğin hemen biraz gerisinden ileriye doğru düşüyor. Sol taraftan bir korner seyrediyoruz. Candan gayet güzel bir korner bu. Kaleci çıktı aldı. Nedim çevirdi röveşatayı fakat dışarıya çıktı. Hakikaten şanslılık durum hala 1-1. Her an galibiyet ve zafer golü bekleniyor. O gün altı parmakta, o gün sağ tarafta mücadele halinde. Geçti gayet güzel, yaptı ortasını ama şanssızlık, o da direğin dibine. Ve Nedim'in sert golesi kalecide. Gördüğünüz gibi Fenerbahçeliler atak üzerine atak yapıyorlar. Ve işte boş bir top daha, fakat vuracak Fenerbahçeli yok. Aldılar topu, dışarıya doğru çıkardılar. Fakat güzel dakikalar yakın. İleriye doğru uzattılar topu, atak üzerine atak hazırlıyorlar Fenerbahçeliler. Bu arada top yine İngilizler'de. Young aldı topu, ceza sahasına doğru gönderdi. Tehlikeli olabilir, sol taraftan kaydı İngilizler. Sert bir vole fakat direğin üzerinden avuç.